Ama Gülfem Hanım'ı göremedim daha. Ben tebrik edecektim. Tamam, ben iletirim tebriğini. Sen şunu da al. Kızları al, atölyeye geç. Elinizdeki gamboçları bırakın. Oradan da evine gidebilirsin. Bu ne, niye? Gülfem Hanım bahşişi. Senin işi bitti. Hadi güle güle. Ama ben para için... Mustafa Efendi, kızları da alıp götürebilirsiniz. Ama ben bunun için gelmedim ki defileye. Gülfem Hanım, defilenizi tebrik ederiz. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Arkadaşlar, akşama nasıl olsa görüşeceğiz. Milano'ya gidecek misiniz? Bunların ilgili çalışmalarınız var mı? Arkadaşlar, dilerseniz after party'den 5 dakika görüntü alabilirsiniz. Buyurun, buyurun. Yetişemedin değil mi? Gülfem, çok acayip bir trafik vardı. Nasıl geçti defile? Harika. Boş ver, takma kafana. Akşama after party'ye gelirsin. Ben seni tebrik etmek için geldim. Partiye gelemeyeceğim. Bence gel. Madem buraya yetişemedin, akşama gel işte, eğleniriz. İnan ki bunu çok isterdim. Ama yarın sabah önemli bir ameliyatım var. Bu kadar yoğunluğun içinde, kaçamak da olsa gelebildiğin için çok teşekkür ederim o zaman Ömer. Ne diyeyim? Bana iyi eğlenceler, sana iyi dinlenmeler. Ne iyi ettin, bana zaman ayırdın. Nihayet buluştuk. Boğaz havasında. Aynı eski günlerdeki gibi. Sen de benim gibi özledin yani Boğaz havasını. Bütün sosyal hayatımız burada ama insan buradan uzakta yaşayınca... İstanbul trafiği ağrına gidiyor. Bazen haftalarca inmiyorum şehre. Aman, benimki de laf işte. Sen dünyanın öbür ucundan gelmişsin. Ben de Boğaz'ı özlediğimi söylüyorum. Ah, özlemişim gerçekten. Tıpkı diğer sevdiklerim gibi. Ama bütün özlediklerine kavuştun sonunda. Ailene, Enver Bey'in hatırasına, yeni hastalarına, eski dostlarına. Merak ediyorum, Gülfem'le arayı kapattınız mı? Eskiden çok yakındınız birbirinize. Benim gözümde hiç de böyle aile dostu gibi değildi ilişkiniz. Biliyorsun, Gülfem'in yeri bende farklıdır. Sizi şimdi böyle yan yana gördüğüm zaman eski günleri hatırlıyorum hep. Üstelik ikiniz de yalnızsınız şimdi. Bence sen Gülfem'le biraz Anne, daha... Anne, sen Gülfem'le benden daha yakınsın. Artık bu İstanbul trafiğini de bahane etme. Onunla biraz daha sık görüş, olur mu? Hesap alabilir miyim? Kalkıyor muyuz? Hastaneye bir uğrayacağım ben. Sen ne yapacaksın? Benim bir randevum daha var. Gülfem Sipahi'nin derin göğüs dekoltesi. Bakma öyle. Ne yapalım yani? Mert 40 yılda bir işe yaramış. Bak, bize kısmetmiş parfüm. Hadi canım artık, asmayın şu suratınızı. Sanki sürgüne gidiyoruz. Çıktığımız yere geri dönüyoruz. Mahallemize kavuşuyoruz. Hem bir aya kalmaz yeni eve taşınacağız. Gece kondu. Gülru! Gülru nerede?
Hayırdır Halden? Efendim? Gülfem Hanım seni bekliyormuş. Ne oldu ki? Haş izinlerime bakacak. Hatırladı. Vallahi hatırladı. Resmen hatırladı. Gel. Günaydın Gülfem Hanım. Getirdim çizimlerimi. Aa. Evet. Şöyle bırakabilirsin. Bütün gazeteler defileden bahsediyor. Fotoğraflarda çok güzel çıkmışsınız. Halide Hanım'dan burada kalmayacağınızı öğrendim. Sizden kalmanızı istediğim halde gidecekmişsiniz. Evet. Babam öyle istedi. Babanın kararı ile ilgili yapabileceğim bir şey yok. Ama sana bir teklifim var. Senden yanımda çalışmanı istiyorum. Sana iş teklif ediyorum. Eğer kabul edersen hemen yarın başlayabilirsin. Siz... Ben yanınızda mı çalışacağım? Kalıp benimle çalışacaksın, evet. Burada kalmanız ikimizin de işini kolaylaştırır. Git, babanı ikna et. Evet, gidebilirsin. Tabii. Şey yani evet. Çok teşekkür ederim. Olmaz. Bunca hakareti işittikten sonra böyle iş olmaz. Ama baba. Aması babası yok. O kadın sana hırsız dedi. Hırsız. Baba. Daha dün akıttığın gözyaşlarını ne zaman sildin de bugün o kadının yanında çalışmaya karar verdin? Ne zaman unuttun bütün olup biteni? Sen unutsan bile ben unutmam. Ben senin babanım çünkü. Ben unutmam.